Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 12 Temmuz. Kovanımızın kuluçka kat, tam kat ve yarım kat arımızın bal durumunu kontrol edeceğiz. Izgaramız 2 kat kuluçka bıraktığından ızgaramız ikinci katın, yani kuluçkanın üstünde. Yani şimdi 4 kat diyorum bazı arkadaşlar. Girişi kuluçkanın kat sayma diyorlar, o yüzden açıklama getireyim dedim. Kimseye kandırma niyetimiz yok. Şimdi bal durumuna bakacağız Allah'ın yine. Bismillah. Çok güzel. Karı da birbirine yapıştırmış. Bakalım. Ya Allah, bismillah. Evet Bekir Bey, bu balı görüyorsunuz, sırlamayı görüyorsunuz. Bu taraf o balı da yaralamıştık, birbirine yapıştırmışlar. Nasıl yapsak akmasın. Eşek arılar da artık saldırıya başladı. Şöyle koyacağız. Mübarek git ya. Bismillah. Evet. Kasnak bal. Görüyorsunuz. Çoğunu sırlamış. Bu yani full sırlamış sayılır. Bunda ızgara var bir altta. İki kat kuluçka. Bir kat ballık, yarım kat ballık şeklinde bu arımız. Hiç oğla niyetlenmeyen bir arım. Temmuz'un 12'si. Bu da kasnak olması lazım. Bakayım. Yerinden kalkmıyor. Maşallah. Evet. Sağılma kıvamında neredeyse. Az bir sırlama işleri kaldı. Bu tarafı sırlı. Maşallah diyorum arkadaşlar. Bu tarafta az bir sırlanacağı var. Bakalım. Biraz daha sırrını olgunlaştırsınlar diye. Biraz daha bekleyip bu katı sağma kıvamına gelmiş. Bir 10 güne sağım yapılır. Şimdi bile yapılır ama acelesi yok. Arı biraz daha sırlamayı tamamlasın. Evet. Maşallah. Arı dediğim böyle olacak, görüyorsunuz. Bu arı bal. Allah bilecek bir bal. Maşallah. Az daha, az şu köşede kalmış. Çok az bir şey sırlanacak. Bir haftaya kadar katı komple sağarız inşallah. Çıta yerinden kalkmıyor. Ah, onu aldım. Bütün arılarım böyle değil arkadaşlar.
Kimseyi kandırmaya gerek yok. Buradan buraya biz. Bu arama aralıkta tekrar. Burada dolunca yarım katladı yürümüş aramız. Oy maşallah. Oy maşallah yerine kalktı. Görüyorsunuz bu sırlı. Görün. Arkadaşlar görün. Böyle bal yapan arımız var mı? İnşallah olur. Görüyorsunuz. Şöyle Bekir kameramanımız Bekir Kaya yeni arıcılığa hevesli, ona bir tane arı verdik. Bir tane de oğul yakaladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Balı görüyorsunuz. Şöyle görün. Maşallah. Yani hep sağlanabilecek bu bal. Bir önceki de öyle. Diğerlerine bakacağız. Yani Öldemir'iydi. Tutacakla tutamıyorum. O kadar ağır maşallah. Allah izin verirse bu aradan bal sonunda biraz çoğaltacağız. Ve baharın Mayıs 15 gibi arı satışlarımız olacak. Bu zamana kadar hiç arı satmadım. Kendim hobi için yaptık. Ama satma sebebim de artık çoğaldığı için, bakamadığım için. Yani yetiştiremiyorum. Devamlı arı işinle uğraşmadığımız için, ek iş olarak, hobi olarak yaptığımız için artık baharın tahminim bir 15'e yakın arı satacağım. Bu sene geçti artık. Bismillah. Çünkü arılarım hep katlı. Katlı arıydı. Balları da aşağı yukarı çoğu bal çekmiş. Bak görüyorsun 3. çıta. Çok sürüldü. Evet. Bekir Bey çekiyorsunuz değil mi? 3. full sırlanmış çıta bu da. Bu taraf da aynı full sırlanmış. Sistemi de, bu kovana uyguladığım sistemi de bakımdan sonra anlatacağız. Yer Ankara. 12 Mayıs, şey, pardon 12 Temmuz. 12 Temmuz 2023. Bu arının cinsiyle de alakalı olabilir. Yani var alakası, arı güzel arı. Ama yaptığımız sistemin de etkisi var. Evet, 4. sağlanabilir bir çıta. Bu çıta da alınabilir. Görüyorsunuz full sırlamış. Bakın. Bakın görüyorsunuz. 4. full sırlanmış var. Hepsi sırlanmış ama bazılarında az bir eksik olduğu için onları hepsini tek tek gösteriyorum zaten. Anlatmaya gerek yok. Arayı da fazla üzmek istemiyorum ama evet devam ediyoruz. 2 çıtamız daha kaldı. Onu da bir kaldıralım. İş dönüşü şu anda arı kontrolü yapıyoruz. Dediğim gibi zaman ayıramadığım için baharın bir 15 tane falan arı satacağız. Bu arıdan da arıları bal sonrası çoğaltacağız. Evet. Görün. Evet bu da full. Kaçıncı oldu? Saymayı unuttum Bekir Bey. 7. oldu. 7. Bu tarafta az bir sırlanacak yeri var. Bu şekilde ortadan sırlamaya başlamışlar. Bir de pastak çıtamızı göstereyim size. Pastak çıtalar her şeyi organik. Ballarımın her şeyi organik arkadaşlar. Biz inşaatta çalışıyoruz. Çatışlarında akşamdan akşama aralama uğrayabiliyorum.
kesinlikle şerbet, şeker yok. Her şeye de analizi de açayım. Hasta kola bakalım. Var mı, sırlanmış mı? Evet. Bir tarafı sırlanmış, bir tarafta yeni sırlıyorlar. Her ortadan başlamış sırlamaya. Bu tarafta açık daha. Erkek gözü bal basmış. Tamamen mumunu dahi, bu kasnakların mumunu dahi kendi örüyor. Bir haftaya kadar sağırız ve satışlarımız olacak, bal satışlarımız. Bu sene inşallah emeğimizi karşılığını inşallah alacağız. Daha alt katlara bakmıyorum. Göreceğimizi gördük. Bu katı bir hafta sonra komple sağırım. Yarım ballığı da bir alta indiririm. Mevcut arı onu full doldurur. Yani 5 gün sonra falan bu arı tamamlamış olur bunu tahminim. Evet, arımızı gördünüz, bal durumunu gördünüz. Bu kovana nasıl bir sistem uyguladık? İki kat, şu kuluçkalıktan sonra katı attığımda ızgara girmedim arkadaşlar. Bu katı doldurduktan sonra bu katı verirken bu arıya ızgara girdim. Arı devamlı üretime devam etti, nüfusa devam etti. Bu arada şu şeyin de ilavesine koyalım. Anlatmaya devam edeceğiz. Bismillah. Eşek arıları, sarıcı arılar saldırmaya başlamışlar. Balın kokusunu aldı namussuzlar. Evet, buraya ızgara attık. Bütün kattaki çıtalarımı ham petek olarak verdim arılarıma ben bu sene. Yani 7-8 tane ham petek verdim veya 4 tane 5 tane ham petek verdim, kattım. Önce ilkbaharda havalar serinken sardım, Z şeklinde sardım. Üstüne ayrı çuval koydum falan. Kat atma videolarım var zaten. Onun haricinde 4-5 çıta birden, 4-5 çıta birden ekledim. Mesela şu katı full çıtayına doldurdum da verdim. İlaveyi full çıtayına doldurdum da verdim. İlaveyi de sardılar. Bekir Bey gösterin, kabartmaya başlamışlar. Görüyorsunuz, burada oldu. Muhtemelen ara şimdi artık balı buraya çekecek inşallah. Burada da ballar var ama yavrulu. Zamanla yavru sökülen yere arımız oraya da bal basacaktır. Sistem bu şekilde ayarladım. Hiç kata çıta çekmeden, yavrulu çıta çekmeden kat attık. Izgara ilk etapta atmadım. Üçüncü kat, yani kuruçkalıktan kuruçkalığı da kat sayarsak bir, iki, üçüncü kat atarken, yani iki kuruçkalığı kat saymayın diyorlar. O yüzden biraz konuşmada yalan konuşuyor gibi millet tavır veriyor. Yani ikinci kat diyeyim ben onu, kuruçkalığı saymıyorum. Atarken ızgaraya attık ve arı yoluna yürüdü. Ha, bütün arılarım böyle değil. Üç katlı kovanlarım var, iki katlı kovanlarım var. Ve tek katlı kovanlarım, ha, katsız kovanım yok. Yani geçen seneden olup da bahara çıkıp da katsız kovanım yok. Kış kaybımız da yok tabi. Onun haricinde bölmelerimiz var aşağıda. Oğlanlar var. Mesela bölme veya oğlanlar olup da 10 çıtayı tamamlayan arılarımız da var. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Abone olmayı, destek olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Bildirim sesini de açın. Yeni videolardan haberdar olun. Siz de bizlere destek olun. Biz de sizlere yaptığımız, uyguladığımız tecrübeleri paylaşmaya çalışıyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet.